Dere yeterler. Önemli olan şu anda çözüm aşamasına giren, bugün demimizde hala idrak edemeyen birçok EYT'li kardeşimize seslenmek istiyorum. Haberi olmayanlara seslenmek istiyorum. 4 liste, 4. Sayın Cumhurbaşkanımız EYT'yi 4 listede çözecek. Bununla ilgili haberleri, ben diyorum ki haberlerde gördük bu konuda. Benim dediklerimin çıktığını gördünüz ve yapılan çalışmaların sona geldiğiyle ilgili ana haberlerde de bilgiler var. Komisyona ilk haber vermişim ve şu anda ilk 700 bin EYT'li için de karar neredeyse tamam gibi. Ve bu konuyla ilgili değerli izleyenler, biz prim, sigorta başlangıcı ve yaş ortalamalarıyla bir kamuoyu oluşturmuşuz. Bu oluşturduğumuz kamuoyuyla birlikte EYT'liler az çok kim, hangi listede olacak kargaşayı gidermeye çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmayı önemsiyor ve alkışlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı adımın ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Birinci grupta olabilecek EYT'lileri, dördüncü gruptakiler kızıyorlar. Bunu lütfen yapmayalım. Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz bir aileyiz. Burada inanın kimsenin sarı saçı, siyah saçı diye ayrım yok. Şunun kaşı böyle, bunun gözü böyle diye ayrım yok. Burada tamamen bir konsensüs, bir birleşme, bir sahiplenme var. Ve bu sahiplenmenin de adı, değerli izleyenlerim, budur. Bu sahiplenmenin de adı burada sahiplenmektir EYT'yi. EYT ile ilgili çalışmanın çok az ramak kaldığını ve netleşen bir maliyetin olduğunu ve bu maliyetin ekonomimize, valiyemize hiçbir şekilde sarsıntı oluşturmayacağını kesinlikle burada ilan etmek istiyorum. İnanın ilk 700 bin EYT'nin emeklenilmesi, emeklere verilen ikramiyenin 3,5'ta 1 kuvvetinde. Yani burada ekonomi sarsılmadıysa, ekonomi emekliye verilen ikramiye ile EYT'ye verilecek emeklilikte hiç ve hiç sarsılmayacak. Özellikle doların düşmesi ve bunun yanında faizlerin düşmesi, konut satışları ve benzeri alanlarda, ekonomimizi domine eden alanlardaki hareketlilik de ayrıca bu konuda gerçekten büyük müjdelerin kapısı oldu. Ama bir hususu belirtmek istiyorum. İbriler bu kadar giderken neden doğalgaz zamlanıyor, neden elektrik zamlanıyor? Değerli izleyenlerim, biliyorsunuz ki seçime giderken hükümetler dünyanın neresinde olursa olsun zamları ertelerler. Zam yapılmayan ülkede aslında yoktur. Önemli olan bu zamlı ertelendiği, biraz uzadığı için, İstanbul seçimlerde buna eklendiği için saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bunu bekletti. Ama inanın şu anki yapılan zamlar geçmiş dönemde size yansıtılmayan, dünyadaki global ve petrol krizinin yansımalarını dahi size yansıtmayan bir liderin şu anda en son anda verdiği zamlardır. Yoksa şu anki gündemde, şu anki ekonomi psikolojisinde öyle bir şey yok. Değerlerde ve rasyonelinde böyle bir şey yok. Evet, EYT'lerde şu anda tekraren bunu belirtmek istiyorum. Diyorum ki ilk 700 bin emekli olduktan sonra ikinci grubun 6 ay sonra emekli olacağını tahmin ediyoruz. Bekliyorum taslakta bunu. Üçüncü grup, 700 binlik üçüncü grubunda bir 6 ay sonra tekrar olmasını bekliyoruz. Dördüncü grup EYT grubunun da bir 6 ay sonra daha olmasını bekliyoruz. Şimdi bu 4 liste Sayın Cumhurbaşkanımızın Rabia işaretiyle ne kadar örtüştü? Evet, bakın ne kadar örtüştü? Birinci EYT grubu, ikinci EYT grubu, üçüncü EYT grubu, dördüncü EYT grubu. Evet değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımız bu 4 rakamını sevdi. Çocuk isterken bile en az 4 çocuk diyor. Evet, en az 4 çocuk diyor. Ve EYT'liler de 4 aşamada, 4 listede emekli olacaklar. Bu konuda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili inanın haberin geçmediği gün yok. Siyasi çekişmelerle ilgili veya siyasi arenalarda, toplantılarda, TV'lerde EYT'nin adını geçmediği gün yok değerli izleyenlerim. Bu kadar önemli gelişmelerin ve çalışmaların olduğu bir yerde EYT'lerin hakkının alınması, EYT'nin hakkının ödenmemesi mümkün mü? Şunu ifade etmek istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar için artık bir emeklilik silsilesi başlayacaktır. Birileri çıkmış. İşte EYT'yi bölecekler. EYT'nin yarısı emekli olacak. Diğer yarısı kalacak. Olur mu ya? Olur mu? Ne zaman Cumhurbaşkanımız bir işi yarım bıraktı? Sayın Cumhurbaşkanımız hangi işi yarım bıraktı değerli izleyenlerim? Sonuna kadar kefiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu emeklilik EYT maaşında %1'lik kesintiye tenezzül dahi etmeyecektir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanların 25 yılı dolan ve bunun yanında yaş ve prim ortalaması da
5000'i geçen bu EYT'li kardeşlerimizi değerlendirecektir. 99'dan önceki, ama bakın diğer emekli adaylar için demiyorum, 99'dan önceki kesimi değerlendirecektir. Biz burada gerçeklere haykırırken, biz burada EYT'nin asli emekliliğe koşmasını sağlayan en güçlü yayını yaparken, hiçbir zaman biz bu konuda, evet değerli izleyenler, pes eden oldurmadık, pes edenlerden oldurmadık. Ve ne oldu? Şu anda EYT'lilerin her yerde emekliliği konuşuluyor. Haklı çıkmadı mı? 2 ay önce komisyonu Beştepe'de kurulacak diye yayınım var, yayınım. Canlı yayında veya videoda da söyledim. Ne oldu? Nokta atışı. 7 Eylül dedim ya, Allah rızası için ya. 7 Eylül'ü unuttunuz mu? Hayır. 7 Eylül'ü unutmayanlara sesleniyorum. 7 Eylül'de dedim Beştepe Komisyonu. 6 Eylül gecesi açıklandı. Lütfen değerli kardeşlerim, lütfen. Burada yaptığımız çabaya saygı, burada EYT'lerin emekliliği için yaptığım bütün pozitif çabalara saygı lütfen. Ben her zaman şunu anlarım. Eleştiri olabilir. Güzel ve eksik konuları ben de söylerim, ben de eleştiririm. Bu konuda EYT'lerin kazanılarak İstanbul seçimine gidilmesini ve birçok alandaki seçimlere gidilmesini ben gerçekten çok istemiştim. Çünkü sahadaydım, verileri biliyordum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız süreci iyi okuyan ve halkının yararına pragmatist bir liderdir. Ve bu konuda realist de bir liderdir. Hiçbir zaman realizm gerçeklerini, halkın gerçekçi ve somut taleplerini göz ardı edecek bir lider değildir. Ben hiçbir zaman gelip de bir yayın için böyle bir şeyler hazırlayayım, gideyim böyle bir istatistik tutayım, böyle böyle şunları yapayım derdinde olmadım. Ben EYT'yi yüreğimde taşıdım. Ben EYT'yi kalbimde taşıdım. Ben bu işin için yoğrulduğum için size konuşurken benim herhangi bir not tutmama, herhangi bir bilgi toplamama gerek yok. Ben verileri topluyorum, istatistikleri topluyorum. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Beştepe'den bu konuyla ilgili kulislerini yapıyorum. Ama inanın gerçekten bir lider. Sayın Cumhurbaşkanımız çalışanların ve emekçilerin gerçek lideri. Bu konuda Türkiye'de alternatifi olmayan bir lider. Ve şuna emin olun. Her şey gerçekten Cumhurbaşkanımızda daha iyi olacak. Neden? Askeri alanda hepinizin, çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceği için gece gündüz uykusuz kalıyor. Bunları birçoğunuz değil, çoğunuz bilmiyor. Emeklilikte yaşa takılanların bu feryadına bir maliyet dahi olsa, kendisine yanlış da anlatılsa ne oluyor? Neşter atıyor. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı EYT'nin gönlünü kaptı diyebiliriz. Önemli günlerden geçiyoruz. Önemli aşamalardan geçiyoruz. Ama şuna emin olun. Şuna emin olun. Sayın Cumhurbaşkanımız sonunda EYT'nin gönlünü kapmıştır. Ve ilk 700 binlik EYT'li grubun emekli edilmesi, evet kalan 2 milyon 100 bin kişilik EYT'li gruba da müthiş bir moral ve güven aşılayacaktır. Ve olası bir seçim veya bir baskın seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu EYT'yi emekli ettiği 700 bin kişilik grup büyük bir vesika ve güvence olacak. Kalan 2 milyon 100 bin kişilik grupta başka hükümet gelir ne olur ne olmaz. Biz şu anda emekli eden ve güvenle bu yola koşan hükümete destek vermeliyiz diye sınırsız bir destekle Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklardır. Yani burada kazan kazan durumu vardır. Kaybeden olmayan bir durumdur. Kaybeden olmayan bir açılımdır. Müthiş bir adımdır, olağanüstü bir adımdır değerli izleyenler. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ve hepinize Rabia işaretindeki gibi 1., 2., 3. ve 4. listelerle uğur getiren bir sistemle emekli edilmesi ve bu konuda 2 yılda 2 milyon 800 bin EYT'nin emekli edilmesi kanaatindeyiz. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben kendi görüşüm ve aldığım duyumlar da olsa 94 ve 99 yaş ve hizmet yılı kıstası biraz sıkıntılı olsa da EYT'ye girdi mi bunlara bir listesel anlamda 4. listeyi alarak emekli edilmelidir. Bu konuda güvenim ve inancım tamdır. Ve bu konudaki olumlu yayınlarıma da sınırsız bir şekilde devam edeceğim. 99'dan önceki tüm EYT kapsamı olmalıdır. O zaman mutluluk, o zaman başarı, o zaman geleceğe daha güzel, mutlu bir EYT'li yola çıkılacaktır. Değerli izleyenler, lütfen olumlu yorumlarınızı, yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlemeye devam edin.